Evet, selam Genefitçiler. Bugün iki tane güzide konuğum var. İki tane öğrencim. Çok değerli öğrencilerim. Bir tanesi müzisyen ve fotoğrafçı. Doğru mu? Doğru. İki tane güzel grubu var. Yüz yüzeyken konuşuruz ve eskiz. Ki ben eskizciyim. Neyse. Can Tuna Boylu. Diğer tarafımda güzel sanatlar resim mezunu ama dövmecilik yapan ve çok iyi dövmeci olan Eser Tuncer. İkisi de süper insanlar ve güzel antrenmanlar yapmaya başlıyorlar. Bugün size dumbbell'larla yapabileceğimiz bir giant set antrenmanı dizayn ettim. Ki onlar bu antrenmanı yaptıktan sonra kendi ağırlık antrenmanlarını da yapacaklar. Bu yüzden ileri seviye olanlarınız aynı taktiği izleyebilir. Yani ilk önce şu an seyredeceğiniz videoyu 2-3 tur yapar. Sonra kendi ağırlık antrenmanınıza da dönebilirsiniz. Yahut bu antrenmanı tek başına yapabilirsiniz. Evet, gene fitte kalmaya devam edin. Eylemlerimiz devam ediyor. İyi antrenmanlar. Evet, ilk hareket chest press. 10 tekrar yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet. Chest press'te dumbbell'ları iterken nefes vermeyi unutmuyoruz. Özellikle bench'te değil, yerde yaptırıyorum. Çünkü dirseklerin yere teması, dirseklerin 90 derecede olması, yani bilek ve dirsek eklemiyle omuz eklemine çizdiğimiz açının 90 derece olması çok önemli. Aşağıya gidebilir mi? Gidebilir. Dirsekler belki biraz aşağıya gidebilir ama omuz eklemine, özellikle ağır kilolarla çalışırken omuz eklemine çok yük binecektir. O yüzden birazcık fundamental olması açısından da yerde yaptırmayı tercih ettim. Evet, 10 tekrardan sonra duracağız ve ikinci hareketimize geçeceğiz. Evet, yeterli. Başlayın. Evet, hareket dumbbell chest fly. Bugünkü video özellikle dumbbell'larla yapılan bir video. Çünkü sizden bazı mesajlar aldım. Evinde dumbbell setleri olanlar var. Yani dumbbell setleri olanlara göre antrenman olur mu? Olur. Bugünkü video aynı zamanda itme videosu. İtme hareketlerinden oluşan bir giant set videosu. Bu hareketleri peşi sıra yapacağız. Her hareket 10 tekrar. Peşi sıra yapacağız ve ilk tur bittikten sonra en az 2-3 dakika dinleneceğiz. Tur sayısı da sizin sportif kapasitenize göre belirlenecek. En az 3 tur istiyorum ama. Özellikle endurance, dayanıklılık çalışmak isteyenler 5-6 tura kadar çıkabilir. Tabii kiloları da ona göre ayarlayacaklar. Biter. Evet abi. Evet. Sıradaki hareket dumbbell omuz press. Evet. Omuz eklemini çok geriye attırmadan yaptırırım ben öğrencilerime ve omuz press'i. Çünkü sakatlamaya gerek yok. Dirsekler biraz önde. Avuçlar çok hafif açıyla biraz bakıyorlar kendilerine. Dumbbell'ı iterken nefes veriyorsunuz, indirirken nefes alıyorsunuz mutlaka. Yine kilo ayarlarınızı kendi fitness kapasitenize göre yapacaksınız. Mutlaka ancak 10 tekrar çıkartan bir dumbbell seçiyorsunuz. Evet, güzel. Evet. Evet. Evet, 9. Bir tane daha. Ayakta yapmanız ekstra önemli bunu. Çünkü torso ve kor kaslarını da çalıştırmanız gerekiyor. Evet. Evet, sıradaki hareket dumbbell lateral raise, dumbbell yana açış. 10 tekrar. Evet.
Bunda da açarken, bunlar hep itme hareketi arkadaşlar. Açarken veya iterken nefes veriyoruz. Gevşerken nefes alıyoruz. Nefes kontrolü önemli. Tüm spor branşlarında önemli. Antrenmanlarda da tabii haddinden fazla önem kazanıyor. Özellikle ağırlık arttığında vücuda binen basınç yüksek olduğu için nefesinizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Biter. Süper. Son hareket. Hazır. Bastır. Evet, hareketimizin adı, terminolojik adı Lying Triceps Extension. Yani yatarak alnı triceps. Ama jimlerde Amerika'da daha çok skull crusher diye, yani kafatası kırıcı olarak adlandırılır. Nedeni, eğer dumbbell'ı iyi ayarlayamazsanız, elinizden düşürürseniz direkt kafanızı yaracaksınız. Bu yüzden jimlerdeki adı skull crusher. Hareketin kinesinolojisine geleyim. Dirsekten omuz eklemi sabit, dirsekten kırıp yaklaştırmaya çalışıyorsunuz. 90 derece ideal ama birazcık daha aşağıya inebiliyorsanız güzel olacak. Hareketi iterken, yani yukarı doğru yaparken daha hızlı, indirirken ise yavaş yaparsanız trisepsleri çok iyi, çok esaslı çalıştırmış olacaksınız. Yine dumbbellları yukarı kaldırırken nefes veriyoruz. İndirirken nefes alıyoruz. Biter gençler. Evet. Budur.